Tabii gençlerde çok sık görülüyor dedik, kalp rahatsızlıkları belli bir yaş grubundan sonra sıklıkla görülüyor dedik de doğumsal kalp hastalıkları da var mı? Tabii. Yani yaklaşık insanların %1'i kadar bir oranda, yani her doğumdan %1'i kadar oranda doğuştan kalp hastalığı dediğimiz işte kalpte delikler, damarlarda bir değişiklikler, kalp oluşumundaki eksiklikler gibi çok yaygın bir yelpazede kalp hastalığı olabiliyor. Hatta bu oran belki %1 dedim. Eğer bütün hastalar mesela doğumdan sonra eko yapıp kontrol etsek bu oran böyle %4'lere kadar çıkabiliyor. Yani aslında doğumsal kalp hastalığı da ciddi bir sağlık problemi. Çok da az da gözükmüyor. İlk yıllar tabii bunların çoğunu maalesef kaybediyorduk. Ameliyatları da maalesef ölüm oranları yüksekti. Ama artık son yıllarda özellikle bu son 20-30 yıl bayağı bir ilerleme oldu. Türkiye'de de özellikle çok iyi sonuçlar var şu anda. Çok daha düşük risklerle çok büyük böyle kompleks konjenital yani doğumsal kalp hastalıklarını at güzel ameliyatlar yapılıyor. Yani bunlar zaten artık biliyorsunuz intrauterin dediğimiz dönemde de tespit Evet. edilebiliyor. Ona göre de önlem Yani alınıyor. Ona anne göre doğum yapılıyor. Tabii anne karnındayken de. karnındayken evet anne karnındayken de eko yapılarak bir özellikle bir 6. ayda falan bir eko yapılıyor. Eğer orada da bir problem varsa tespit edilirse ona göre de önlem alınıyor. Belki hemen doğumdan Tedavisi sonra belki yapılabiliyor. işte ona göre doğum böyle kalp ameliyatının yapılacağı bir yerde yapılabiliyor. Aile de farkında oluyor ve ona göre de daha erken önlemler alınabiliyor. Yani doğumsal kalp hastalığı dediğim gibi bazı bir kısım hastalık var. Mesela aort yapraklığının 3 yapraklı da 2 yapraklı olması gibi. Bunlar daha ileri yaşlarda hani problemi yapıyor. O da %1-2 oranında gözüküyor. Evet. O da hani çok sık gözüken bir şey. Bir de halk arasında hani artık biz kalp hastalığı olarak saymıyoruz ya prolapsus dediğimiz bir olay. İşte sarkma diyorlar. Kapakta sarkma var diyorlar. Aslında bu oranın baktığımız zaman neredeyse popülasyonun yani bütün insanların %10'da %15'inde kadar görecek kadar sık gözüküyor. Kapakta sarkma oluyor. Sarkma evet. Yani aslında bu ciddi bir sağlık problemi değil. Bunların çok 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 düşük bir oranı ile belli bir yaştan sonra belki kapakta kaçak yaparak kalpte büyüme sebep oluyor. Oraya müdahale etmek gerekebiliyor ama çok çok büyük bir kısmı önemsiz. Biz bunları hani halk arasında çok duyuluyor. Ben kapakta sarkma var. İşte kendisi kalp hastası olarak geliyor. Aslında bu kalp hastalığı kabul etmiyoruz biz. Yani özellikle ciddi bir kaçak yok ise kapakta sadece kapakçık yapışırken normalde uçça değil de bir ucu bir kısmı biraz ileride yapışıyor. Yani bu da ciddi bir sağlık problemi yaratmıyor aslında ama insanlar psikolojik olarak bunu özellikle gençler çok kafaya takıyorlar. Ondan sonra panik atak oluyorlar. Evet, sonra Maalesef stres görüyorlar. gündeme geliyor. Sonra Evet. belki daha farklı bir hastalıkla karşılaşabiliyorlar. Yani stres sonuçta panik atak mesela panik Evet. atak çok sık görüyoruz maalesef. Özellikle gençlerde çok sık görüyoruz. O da aslında ciddi bir sağlık problemi. Evet. Yani temelinde psikolojik sebepler var. İşte bunların da iyi bir tedavi görmesi gerekiyor. Psikiyatrik tedavi alması gerekiyor. İlaç tedavisi de gerekebiliyor bazen. Yani kalp hastalıkları, doğuştan kalp hastalıkları dediğimiz genel olarak bunlar yani.